olacak. Baransu Görüşmek özel bir üzere. sebepten dolayı stüdyomuzdan ayrılmak durumunda. Şimdi o ayrılırken Ama stüdyomuza yine gelecek galiba değil mi? tabii ki gelecek, tabii ki Ha, gelecek. memnun oldum. Klarnet Ali ve grubunun bir sürprizi giriyor. Hayır, şey özlemişiz. Biz yılbaşı özledik. Hayır, şey özlemişiz. Yılbaşı gecesi ben biliyorsun. Ben Mehmet Baransu'yu özledim ya. Mehmet Baransu nerede? O gitti. Niye tam söz gelince Mehmet Baransu gidiyor? Bir soralım onu ya. Belki bir şey gelince var. Sorarız ya da kendisi anlatır gelecek ama ben Aktaray Baba neyi özledim? Hayır, şey özledim. Hani o gençlik çocuk hepimiz değil mi arkadaşlar? Gençlik yıllarımız. Herkes televizyon bir tane dansözü bekleriz. Yani arkadaşımızı. Sanatkar diyelim ayıp olmasın. Evet, sanatkarımızı ben bekleriz. Dansöz. Tabii yani dansöz, bu doğru, kötü bir doğru, şey değil. Değil. Yani oryantal diyelim. Evet, oryantali beklerdik ve hep birlikte 12'de müthiş bir giriş yapar. Şimdi unuttuk baba bunları artık. Pek unutmuşa benzemiyorsun şimdi, Adnan. Neden? Ben ne korkacağım abi? Hayır, unutmuşa benzemiyorsun. Ha, unutmadım. Yok yok. Anlamıyor, dinlemiyor bana. Dinlemeden korkuyor. Hayır, heyecanlandım ya. Gençlik yıllarınız aklıma geldi. Ne? Bu da kötü bir şey abi. Hayır, hiç kötü oynasaydın bir şey. Sen de ne var? Ne böyle? Hiç kötü ha, bir zaten şey. Böyle olur. Dansöze gelince erkekler böyle bir hal yapar yani. Böyle. Ay, hanımlarınızdan, hanımlarınızdan. He? Birileri kaçar stüdyolardan filan korkarlar. Valla bilmiyorum da üstüne ben bütün alma. Cep telefonlarını bir anda arkadaşlar, cesur pırıl pırıl yandığını gördüm yalnız Adana masada. Adana Köprübaşı, biz Adana erkeğiz, rahat peki. Ol. Fatih Terim de birlikte. Ben hemen stüdyodan kaçmadım yani. Yok, yok. Öyle demeyin. Bir şey söyleyeyim. Bir daha yani canlı söyledik. Hayır, ben söyleyeyim. Merak ettim. Nereye gittin? Bir tuvalete mi gittin? Yok değil. Ben seyircilerin anlayacağını düşünüyorum. Yani ben hani burada olmak istemedim. Ben bir TRT1'de işte TRT'de hiç... Şu paylaşabilir pardon. Gece 12'lerde çıtan söz bekleme şey yani neyse oryantal beklemedim. Çok teşekkür ederim. Onu bir kere söyleyeyim. Ya ben ya biraz hassasım bu konularda. O aynen. Yüzden hani seyircilerin beni anlayacağını düşünüyorum. Burada olmak istemedim. Çünkü ben yani İmam Hatip mezunu bir kişiyim onu söyleyeyim. Ha, İmam Hatip mezun olduğun için. Yani din inançlarından dolayı umreye gitmiş bir kişiyim. Yani hanımefendi de kusura bakmasın. Yani ona saygısızlık anlamında değil. Yani beni anlayacaklarını düşünüyorum. Seyircilerin de anlayacağını düşünüyorum.